Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte astrofotoğrafçılık 101 dersini aslında ben anlatacağım sizlere. Uygulamalı olarak tabii ki yapabilme şansımız şu anlık yok. Ancak elimizden geldiğince sizlere anlatıp biraz da heveslendirmek açısından fotoğrafları göstertip rehber olmaya çalışacağım bugün sizlere. Kendimi tanıtarak başlayayım. Ben Derya Tok. 4 yıla yakındır astrofotoğraf çekiyorum. Bunu bir hobiden ziyade artık meslek haline getirdim. Çünkü küçükken benim ilham aldığım fotoğrafların aynı şekilde başka insanlara da ilham olmasını istiyorum. Ve bunun için de uğraşıyorum. Yaklaşık olarak bir 3 aydır falan güneş yüzü gördüğümüz yok. Sürekli yağmur yağıyor. O bulunduğum konumdan ötürü. Şu anda Samsun'dayım. Bunun dışında kuş gözlemciliği yapıyorum ve kelebek fotoğraflıyorum. Gazi Üniversitesi'nde Türk Dil Edebiyatı bölümü bitirdim. Şu anda atanma bekliyorum. Kendim hakkında diyebileceklerim bu kadar. İsterseniz yavaştan ben anlatmaya başlayayım. Şimdi ekranımı paylaşacağım. Şu anda görünüyor mu ekran? Ben de geldi, evet. Geldi mi? Bir dakika. Bir dakika. Şimdi tekrar ekranımı paylaşacağım. Evet, astrofotoğrafçılık 101 dersimize öncelikle hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün Carl Sagan'ın bir sözüyle başlamak istedim. Belki bize rehber olabilecek bir söz. Çok da severim. Yıldızlar nedir? Araştırıp keşfetmek insanın içinde var olan bir duygudur. Bu sorunun peşine takılmış yolcular olarak işe başladık. Halen de bu yolun yolcularıyız. Kozmik okyanusun kıyılarında biraz fazlaca oyalandık. Sonunda yıldızlara doğru yol almaya hazırız. Umuyorum ki bu yolculuğumuz çok güzel gelişmelere yol açar. Genel olarak bahsedeceğim konular, astrofotoğrafçılık nedir, dikkat edilmesi gerekenler, dikkat edilmesi gerekenlerin altında tabii alt başlıkları var. Dijital uygulamalar, hava durumu, şehir ışıkları falan. Daha sonrasında yıldız pozlama ve Samanyolu hakkında biraz bahsedeceğim. Yıldız izi ve yapay vortex dediğimiz yıldız pozlamanın çeşitli bölümlerine giriş yapacağız. Ve mobil fotoğrafçılıkta işte astrofotoğraf nasıl çekilir ve istifleme ve işleme bölümümüz var. İstifleme ve işleme bölümüne çok fazla vakit ayıramayacağız çünkü ciddi anlamda bir vakit istiyor. Bunun için de biraz da tabii şu anda bu eğitimi alan arkadaşlarım biraz da Photoshop bilgisinin olması gerekiyor. Yani ne kadar Photoshop bilginiz var bilmiyorum. Şimdi başlayalım. Astrofotoğrafçılık, gökyüzü, güneş sistemindeki gezegenlerin, yıldızların ve nebula gibi derin uzay nesnelerinin fotoğraflarını çeken fotoğrafçılık dalıdır. Zaten bunun kabaca üçe ayırdık. Geniş açı, yani normal manzara
ve yıldızların olduğu fotoğraflara geniş açılıyoruz. Güneş sistemi zaten Güneş de dahil olmak üzere gezegenlerin çekildiği fotoğraf bölümü ve derin uzayda da zaten teleskop gibi gelişmiş gelişmiş aletleri kullanıyoruz. Dikkat edilmesi gereken noktalarda da öncelikle dijital uygulamalar var. Astrofotoğrafçılıkta aslında önce gökyüzünü öğrenmemiz gerekiyor. Bu biraz zaman alıyor. Yani ben en azından kendi deneyimlerime bakarak söyleyebilirim ki yaklaşık bir 6 ay içerisinde gökyüzünü işte bu derin uzay dediğimiz işte bu nebulaların bulunduğu bölgeler de dahil bir 6 ay sürdü öğrenmem. Bunların yerlerini öğrenebilmemiz için de yardımcı uygulamalar var. İşte Starwalk 2 gibi özellikle o uygulamada gerçekten hani ciddi anlamda her şeyi görebiliyorsunuz. Uzay istasyonunun geçiş zamanlarını görmek için ISS Live Now ve işte bu yaşadığınız bölgedeki ışık kirliliğinin ne derecede olduğunu görmeniz için de light pollution gibi uygulamalar var. Bunların yanı sıra işte Güneş'in ve Ay'ın önünden uzay istasyonu geçerkenki zamanları hesaplayan farklı farklı uygulamalar var. Bu fotoğrafları çektikten sonra da işte sekoatör ya da bunun yanında Registax diye başka istifleme programları var. Bu istifleme programlarını kullanarak yaklaşık genelde o fotoğrafı üst üste istifleyip daha sonrasında Adobe Photoshop ve Lightroom gibi uygulamalarda da işliyoruz bunları. Daha sonrasında hava durumuna geçelim. Hava durumu bizim için çok önemli bir durum. Mesela hava kapalı ve olumsuzsa fotoğraf tabii ki çekemiyoruz doğal olarak. Yağmurlu bir günde çekmemiz mümkün değil. Ve ay ışığı da çok önemli bu durumda. Mümkünse bu fotoğrafları çekeceğimiz zamanlarda ay ışığının olmadığı zamanları tercih etmeliyiz. Ay ışığı yıldızların ışığını inanılmaz derecede kapatıyor. Özellikle dolunaya yakın benim açımdan kesinlikle çekilmemesi gerekiyor. Ciddi anlamda fotoğraflarınızda bir hani yan etki gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir ışık hüzmesi geliyor ve fotoğrafı ortadan ikiye neredeyse kesiyor. Yani ben çünkü çok denedim. İşte dolunayda işte böyle dolunaya yakın zamanlarda fotoğraf çekmeyi ama maalesef olmadı. O yüzden mümkünse yeni ay ve yeni aya yakın zamanlarda. Yeni ayla yaklaşık olarak yeni aydan bir hafta önce ve bir hafta sonra şeklinde ben genelde çekimlerimi yapıyorum. Şehir ışıkları. Bir işte meteor yağmurlarının olduğu zamanlarda işte fotoğraf çekeceksiniz ve hani çok hızlı olmanız gerekiyor. Mecburiyetten hani her şeyini bilmek zorunda kalıyorsunuz. Bunun dışında ayarlarımız var. İşte yıldız fotoğrafçılığında yani mesela P modunda yani otomatik modda çekemezsiniz. Çünkü yani çekemezsiniz derken şu manada diyorum, ayarlarıyla istediğiniz gibi oynayamayacağınız için belli bir miktar sonra sizi bu rahatsız etmeye başlayacak. Bu yüzden makinenin tüm değerleri M moduna geçmelidir. Evet, diyafram değeri bizim için çok önemlidir. Diyafram değeri ne kadar açıksa yıldızların parlaklığı o kadar net bir şekilde görünür. Mesela benim şu anda fotoğraf makinemin üstündeki lens 18-55 ve 3,5 ayarında. Yani hani açıklığın aslında bizim için en sonu gibi diyebilirim. 3,5'tan sonra daha sonra işte bu yıldızların parlaklığı gittikçe azalıyor ve istemediğimiz görüntüler oluşmaya başlıyor. Bu yüzden elimizde bulunan lenslerin mümkünse en açığı ya da en açığından bir tık üstünde olmalıdır.
Enstantane değeri de 30, 60 ya da bulb modunda olmalı. Ben genellikle yine tecrübelerime dayanarak bulb modunda kullanıyorum. Çünkü bu şekilde hem kendim açısından kullanım kolay da oluyor. 30 ve 60'ta da daha önce denemeler yaptım ama beni çok tatmin etmedi. O yüzden sizlere de bulb modunda kullanmanızı tavsiye ederim. ISO değerleri bulunduğunuz koşullara ve konuma göre aslında çok değişkenlik gösterebiliyor. Bazen 800 ISO'ya kadar ayarları düşürebiliyoruz. 800 ISO ile 6400 arasında kimi zaman çekeceğiniz uzay nesnesine ya da gökyüzü fotoğrafına göre 12500'e kadar çıkabiliyor. Otomatik odaklama dediğimiz noktada şöyle, mesela bir portre fotoğrafı çekerken çok rahatlıkla bir mankenin yüzünü netleyebilirsiniz ama gökyüzü fotoğrafçılığında olay çok daha değişik bir noktaya kayıyor. Otomatik odaklamayı şu şekilde ben yapıyorum, size de tavsiye ederim. Atıyorum bir yere gittiniz, bir milli parktasınız ve gökyüzü fotoğrafı çekmek istediniz. Yanınızda da işte birileri var, hep birlikte geldiniz. Ben şöyle yapıyorum. Kendimden birkaç metre uzağa gönderiyorum arkadaşımı. Eline de bir fener veriyorum. Feneri tutuyor böyle ve ben ona netliyorum. Bu şekilde lensi sonsuzluğa netlemiş oluyoruz. Bu şekilde yıldızlar net bir şekilde görünebiliyor. Bu yüzden böyle yıldız fotoğrafı çekerken otomatik odaklamayı kapatmanız gerekiyor. Ve makinenin verdiği bazı işte uyarı ışıkları var. Onları kapatmanız gerekiyor. Herhangi bir ışık kaynağı görmemesi gerekiyor fotoğraf makinesinin çekim yaptığı esnada. Uzun pozlama gürültü giderici de kapalı olmalıdır. Çünkü fotoğrafımız ister istemez 6400 gibi yüksek ISO'larda çekildiği için bir miktar gürültü yaratıyor. Böyle nokta nokta böyle ve bu kaçınılmaz bir şey. Eğer gürültü gidericiyi kapatmazsak bu sefer bazı zamanlarda yıldızları da giderdiği için istemediğimiz görüntüler oluşuyor. Yine ön izlemeler, dediğim gibi fotoğraf makinesinin ışık verebilecek her aksanı kapalı olmalı. Çekilen fotoğraf makinesinin de ekranı kapalı olmalı. Herhangi bir ışık kaynağından korumak için paraseley takılmalıdır. Bu opsiyonel ama ben kullanmıyorum açıkçası. Çünkü kullandığım zaman da kullanmadığım zaman da pek fark etmedi. Ama kullanmanız daha iyi olur. Eğer şehir ışıklarının ya da ışık kaynaklarının çok yoğun olduğu bir bölgedeyseniz. Sıralı çekimlerde de mesela bu time lapse dediğimiz şeyler var. Böyle işte yıldızların böyle kaydığını görürsünüz bazı videolarda. Bunlar için yani biz onları fotoğraflardan oluşturuyoruz aslında. Bu fotoğraflar işte sırayla çekildiği için her fotoğrafın arasında birer saniye boşluk bırakıyoruz. Bunun için de şöyle, genellikle şu zamandaki fotoğraf makineleri çok kolaylıkla telefona bağlanabiliyor. Uzaktan çekim yapmak durumundayız çünkü fotoğrafta titreşim olmaması gerekiyor. Titreşimi önlemek için de uzaktan kumanda, cep telefonu ya da makine invalorimetresi kullanılmaktadır. Lens konusunda da aslında bu sizin kişisel tercihinize bağlı. Ben derin uzak fotoğrafları için telelensleri kullanıyorum genelde. 200 mm ve üzerinde genelde kullanıyorum. Eğer geniş açı astro fotoğraf çekmek istiyorsanız 18-55 ya da 15-45 gibi fotoğraf makinelerinizle birlikte gönderilen kit lensler çok idealdir. Hani çok böyle hani şey yapmanıza gerek yok. Nasıl diyeyim? Fotoğraf makinesini aldığınız zaman işte hani diyelim ki astro fotoğrafçılığa başlayacaksınız. Bu sizi korkutmasın. Hani işte bazen işte bazı Instagram sayfalarında fotoğraf paylaşılırken işte o alt bilgi kısmında işte değişik değişik lens şeyleri vardır. 10 milimetre işte falan filan. Geniş açılı lensler. Ama bu sizi korkutmasın. Hani işte benim 10 milimetrem yok, tüh işte çekemeyeceğim gibi bir şeye kapılmayın. Çünkü dediğim gibi 18-55 lensler özellikle
işte 16 mm ve 80 mm arasında çok rahatlıkla geniş açılı geniş açı astrofotoğraflar çekebilirsiniz. Derin uzay çekimleri için de telelenslerimiz var. 80 mm ve üstü. Dediğim gibi ben 200 mm ve 400 mm gibi lensleri kullanıyorum kendi çekimlerinde. Yardımcı ekipmanlarımız var bir de. Tripod aslında yardımcı ekipmanlarımızın en önemlisi diyebilirim. Gökyüzü fotoğrafı çekerken fotoğraflarımızın sabit durması gerekiyor. Sabit olması gerekiyor. Titreşim fotoğrafı bozar. Yıldızların böyle kayma etkisine çok saçma bir seviyeye getiriyor titreşi. Ben tripodum olmadığı zaman denemiştim ve denememenizi tavsiye ederim. Çünkü ciddi anlamda bir yıldızlar kayıyor falan hani. Çünkü elimiz titriyor. Yani titrememesi mümkün değil zaten. Mutlaka tripodunuz olsun. Yani tabii böyle hani şey mesela küçük telefonlar için yapılan tripodlar bile işinizi görür. Kafa lambası, bu da önemli. Gittiğiniz yerde ışık olmayacağından ötürü etrafınızdaki nesneleri görebilmek için kafa lambasına da ihtiyacınız var. Bunların yanında fotoğrafı çekmek için doğru yer ve zaman çok önemli. Mesela Kuzey Yarımküre'de Samanyolu fotoğraflarının en iyi çekilme zamanları Mart ve Eylül arasında. Şöyle ama ülkemizde genelde Mart ve Nisan aylarında yağış olduğu için biz genelde Mayıs ve Eylül arasında Samanyolu ve yıldız fotoğrafı çekiyoruz. Ve tercihen dünyadan aslında şöyle bir durum var. Gece yarısı ile sabah 5 arasında genelde çekim yapıyoruz biz. Dünya gündüzleri aldığı güneş ışığında ısındığı için o işte geceleri o ısıyı atıyor ve atarken de bu atmosferde belli bir miktarda şey yaratıyor. Nasıl diyeyim? Buhar gibi bir şey yaratıyor. Bu da fotoğraflarınızın sislenmesine sebep oluyor. Bundan ötürü biraz daha sabaha doğru gece yarısı falan hani fotoğrafları çekmeniz daha iyi olur. Ve çekim yaptığınız yere göre mutlaka giyinin. Mesela burada kışlara eksi 17 dereceye kadar hava sıcaklığı düşüyor. Ciddi anlamda biz burada termal takları çekerek hep birlikte fotoğraf çekiyoruz. Ve mutlaka bulunduğunuz konuma göre sizleri sıcak tutacak şeyleri mutlaka yanınıza alın. Yani gerçekten bu çok önemli. Hem sağlığınız açısından hem de yani titreye titreye fotoğraf çekmek de hiç hoş olmuyor. O yüzden dediğim gibi giyiminize bulunduğunuz konuma göre dikkat edin lütfen. Ve yanınıza mutlaka yedek piller, bellek kartları ve altını tekrar çiziyorum kaba lambası mutlaka alın. Piller soğuk havada çok hızlı şarj bittiği için mutlaka yani vücudunuza yakın yerlerde sıcak tutabileceğiniz yerlerde tutun ki daha uzun süre dayanabilsin. Fotoğrafları çektikten sonra da fotoğrafları işlemek için Photoshop, Lightroom, istiflemek için de Sequoia ve başka uygulamalar, Registax gibi uygulamaları bilmemiz, hani ciddi anlamda iyi bilmemiz gerekiyor. Buraya kadar anlamadığınız ya da sormak istediğiniz bir yer varsa lütfen sorun. Sesinizi açabilirsiniz ya da chat'e yazabilirsiniz. Eğer yoksa devam edeyim yavaş yavaş. Biraz hızlı anlattığımın farkındayım. Heyecanıma verin lütfen, kusura bakmayın tekrar. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Asıl astrofotoğrafçının asıl uğraştırıcı kısmı burası aslında. Fotoğrafı çekene kadar aslında en kolay kısmı o. Ondan sonra asıl bizim şeyimiz başlıyor. Yine bu bölüme de Stephen Hawking'in çok güzel bir sözüyle başlamak istiyorum. Keşfedebileceğimiz ve anlayabileceğimiz mantıklı kurallarla yönetilen bir evrende yaşıyoruz. Ayaklarınıza değil gökyüzüne bakın. Gördüğünüz şeylerin mantığını anlamaya çalışın. Evrenin neden var olduğunu düşünün. Ben Stephen Hawking'in gerçekten çok
Büyük bir hayranıyım. Özellikle bu sözünden sonra ben daha yeni yeni astrofotoğrafçılığa başlamışken bana ilham olmuştu. Umarım sizlere de ilham olur. Yıldız Bozlama ve Samanyolu kısmına gelelim. Bir önceki bölümde bahsettiğim kurallar aslında burada da geçerli. Yıldız Bozlama'nın işte o makine değerleri dediğim kısmında işte makine bulk moduna alınmalı, işte otomatik odaklanma falan kapatılmalı. Bu şekilde aslında hepsinin mantığı bu şekilde geliyor. Samanyolu ve yıldız fotoğraflarındaki en önemli şey netliği kaybetmemektir. Çünkü netliği kaybettiğiniz zaman bokeh etkisi yaratıyor. Bu da işte fotoğrafa bakınca hani diyorsun ki hani yapamadım. Ben çok çünkü diyorum hani şöyle o mesela ekranda kapalı olduğu için ne çektiğimi bazen göremiyorum. Gün bittiğin zaman, gece bittiği zaman benim için hani dönüp baktığımda netlemediyse çok üzülüyorum. Çok büyük bir hayal kırıklığı oluyor. O yüzden sizin de yine aklınızda bulunsun. Lütfen netlemenizi doğru yapın ve netliği kaybetmeyin. Bu benim çektiğim bir Samanyolu fotoğrafı, kullandığım fotoğraf. Bir yaylada çekmiştik bunu babamla birlikte. Şimdi tekrar gelirsek yıldız pozlama ve Samanyolu fotoğrafları için makineyi manuel moda geçirelim. Enstantere değeri 30-60 ya da bulk modunda olmalıdır. Samanyolu fotoğrafları geniş açılı lenslerle çekilir genellikle. Eğer derin uzay fotoğrafçılığı yapmayacaksınız Samanyolu üstünde çünkü yıldız kümeleri, nebulalar var. Eğer onları çekmeyeceksiniz, geniş açılı lenslerle genellikle işte 18-50 mm ki göze en yakın lens oda 35 mm'dir. Genellikle de 35 mm civarında kullanılır. Bu lensi tanıyabilmek için de mesela kullandığınız lens atıyorum 28 mm. En açık ve en kapalı ayarda fotoğraf çekilmelidir. Mesela işte lensinizin f değeri 3,5'la başlasın, 22'ye kadar sürsün. En açık değeri 3,5'ta, f değeri 3,5'ta ve daha sonrasında en kapalı olan 22'de fotoğraflarınızı çekin ve hani lensinizi tanımanız sizin için çok büyük bir avantajdır. Çünkü nasıl kullanacağınızı bu şekilde öğrenirsiniz. Samanyolu fotoğraflarında diyafram açıklığı en büyük etkendir aslında. Diyafram değeri ne kadar açıksa o kadar güzel yıldız fotoğrafı çekebiliriz. En iyi sonuçlar için 1,8 ve 3,5 arası diyafram değerlerini kullanmalıyız. Bir diğer husus da ISO. ISO değeri ve pozlama çok önemli. Mesela görüyorsunuz 100 ISO'da 4 saniyede Orion Nebulası'nın pozlandığı yer aslında burası ve ISO 6400'de 4 saniyede çekilen fotoğrafların arasındaki farka bakın. ISO değerimiz bunun için önemli. Bulunduğumuz konuma ve çekmek istediğimiz fotoğrafa göre ISO ayarı 800 ile 6400 arasında olmalıdır. Samanyolu ve yıldızlar dünyanın dönüşünden ötürü 13. saniyeden sonra kaymaya başlıyor. Mesela fotoğrafı çekmeye başladınız, 30 saniyeden sonrası tamamen bulanıklaşmaya başlıyor artık. Onun için ya mesela ben kendi fotoğraflarımda 20-25 saniyeyi geçmiyorum Samanyolu fotoğraflarken. Yıldız fotoğraflarken de 15 ila 17 saniye arasında genelde kaymayı minimum şekilde tutacak şekilde aslında ayarlıyorum. LCD ekranlar bizim aslında en büyük hem lanetimiz hem nasıl diyeyim en büyük yardımcımız. LCD ekranların yansımalarından bazen hani bize çok aşırı derecede yanıltıcı oluyor. Bu yüzden bir stop fazla mutlaka pozlayın ve bir stop aşağısını da pozlayın mutlaka. Mesela diyelim ki bir dışarı çıktınız. Gökyüzü fotoğrafı çekeceksiniz. 3200 ISO ile başladınız. Bir tane 6400 ISO'da, bir tane de 1600 ISO'da çekmenizi ben tavsiye ederim. Ben genelde öyle yapıyorum çünkü en iyi sonucu o zaman kendi gözünüzle de görmeniz önemli çünkü. Yani nasıl bir fotoğraf çekmek istiyorsunuz aslında bu da çok önemli. Duruma göre, kendi inisiyatifinize göre değerleri ayarlayın lütfen.
Yine dikkat edilmesi gereken noktaları tekrar hatırlatayım. Samanyolu ve yıldız fotoğrafı çekmek için doğru yeri ve doğru zamanı seçmek önemlidir. Mümkün olduğunca ağaç gibi bitki örtülerinden kaçınmanız gerekir. Çünkü atıyorum yine gökyüzü fotoğrafı çektiniz ve istifleyeceksiniz. Atıyorum 10 tane fotoğrafı istifleyeceksiniz. O esnada mesela çektiğiniz esnada rüzgar varsa havada ağaç bu şekilde gidip geldiği için istifleme yaptıktan sonra o ağacın olduğu bölgede tamamen bir sis bulutu oluyor. Ve bu da hiç hoş olmuyor. Bu yüzden ağaç gibi bitki örtülerinden kaçınıyoruz genellikle. Eğer yıldız pozlanırken çekilen bir mimari yapı varsa yapıyla en az 30 metre aramızda olması gerekiyor. Aksi takdirde yıldızlar bokeh etkisi yaratıyor. Öndeki mimari yapıya odaklandığı için tamamıyla arkadaki odağı kaybediyoruz. Güvenliğiniz her şeyden önemlidir. Gerçekten öyle. Çünkü yıldız çekmeye gittiğiniz yerler genellikle işte şehir ışıklarından uzak yerler oldukları için yabani hayatın canlı olduğu yerler de olabilir. Mesela burada yabani hayat çok canlı. Geceleri bu yüzden ben hani mutlaka güvenlik önlemi olarak böyle şey yapıyorum hani. Mümkün olduğunca çok yukarı çıkmamaya çalışıyorum. Mesela olduğum yeri söylersem. Fotoğraflarınızı JPEG yerine RAW formatında çekin. Neden? Onu da şu şekilde açıklayayım. JPEG fotoğraflar fotoğraf makinesinin kendi işletim sistemine göre renklendirdiği fotoğraflardır. Ham bir veri yoktur JPEG fotoğraflarda ama RAW fotoğraflar, RAW formatında çekilen fotoğrafları çok rahatlıkla ham veri olduğu için çok daha rahat şekilde işleyebilirsiniz. Mesela bir fotoğraf çektiniz, yine Samanyolu fotoğrafı olsun bu fotoğraf ve renkleri kırmızıya kaçıyor diyelim. Hani işte bulunduğunuz konumdan ötürü. RAW fotoğrafta çok rahatlıkla onun o kırmızılığını, mavi ve mor tonları çok rahatlıkla çekebiliyorsunuz. Ama JPEG fotoğrafta bu iki rengin arasında çok inanılmaz derecede uçurumlar oluyor ve bütün fotoğrafın renkleri bozuluyor. Ama JPEG RAW fotoğrafta o şekilde değil. RAW fotoğrafta çok daha rahat işliyorsunuz fotoğraflarınızı. Yıldız izi ve yapay vortex. Aslında bu benim Şubat ayında yine 1,5 metre kar yağdığı zaman çektiğim bir fotoğraf bu. Evin arka bahçesinden şöyle bazen bazı yıldızlarda yıldızların ardında bir iz bıraktığını görürüz. Sanki tek bir yıldızın etrafında dönüyormuş gibi bir his bırakırlar. Aslında bu durum dünyanın dönüş hareketinden ötürüdür. Dünyanın dönüş eksenine denk gelen yıldız kutup yıldızıdır, yani Polaris. Yıldız izlerini genellikle kutup yıldızını temel alarak oluştururuz. Eğer yine zifiri bir karanlıkta yıldız atıyorum, yine vortex yapmaya kalktınız ya da yıldız izi yapmaya kalktınız, zifiri bir karanlıkta 35-40 dakika pozlama yapmanız gerekebiliyor bazen. Yıldız pozlamalarında iz hareketi 30. saniyeden sonra asıl kendini göstermeye başlar ve bunun içinde şöyle diyeyim, atıyorum yine şehir ışıklarına yakınında bir yerdesiniz ama yıldız izi yapmak istiyorsunuz. ISO değerini düşük tutmazsanız şehir ışıklarıyla birlikte yıldızlar birleşiyor ve tamamen o büyük kayboluyor. Bunun için düşük ISO'da, yani mesela 80, 100, 150 falan hani o civarlarda olması gerekiyor. Her bir fotoğraf içinde böyle 20 ila 30 saniye arasında pozlamalar yaparak yıldız izlerini görebiliriz. Bakın bu yine benim yaşadığım yerden bir fotoğraf. Burada şu ilk fotoğrafta 100 ISO'da 1 saniye, 100 ISO'da 3 saniye, 100 ISO'da 1 dakika. Pardon, 1 dakika değildi. 13 saniye olması lazım. Daha sonrasında bakın şu kısımda artık yıldızlar yavaş yavaş kaymaya başlıyor. En sağdaki fotoğrafta. Burada yaklaşık olarak 30 saniye falan olması lazım.
1 dakika ve 5 dakika. Sırayla 100 ISO'da hepsi standart 100 ISO'da ardı ardına çekilmiş fotoğraflar aslında. Bu da bu yaklaşık 10 dakika pozlanmış bir fotoğraf. Bakın şehir ışıklarının ne kadar önemli olduğunu bu fotoğrafta görebilirsiniz aslında. Aslında şurada da birçok yıldız vardı. Ama şehir ışıkları maalesef dediğim gibi fotoğrafları çok olumsuz etkiliyor. Yıldız izi için düşük ISO değeri çok önemli. Yüksek ISO kullanımında istediğimiz sonuçları kesinlikle elde edemeyiz. Aynı zamanda süre de bunun için çok önemli. Dediğim gibi bu fotoğrafı yaklaşık ben 10 dakika falan pozladım. 10 dakika boyunca. Ve böyle bir sonuç ortaya çıktı. Yapay Vortex'i de Photoshop programında yapıyoruz aslında. Tek bir fotoğraf kullanarak onunla Photoshop programında eylem oluşturup bu eylem üzerinden yapay vortexleri yapıyoruz aslında. Şimdi mobil fotoğrafçılıkta uzun pozlamaya gelirsek aslında hepimizin elinde bir cep telefonu var. Olmaması imkansız zaten. Bugün 5 yaşındaki çocuğun elinde bile cep telefonu var. Cep telefonlarıyla da artık uzun pozlama çok rahatlıkla yapılabiliyor. Atıyorum telefonunuz uzun pozlamaya uygun değil. Bunun için de tekrar bazı uygulamalar var. Eğer telefonunuzda uzun pozlama yapmaya uygun değilse kamera FV5 gibi uygulamalarla uzun pozlama olanağı sağlanabiliyor. Bunu derinlemesine araştırmanızı öneririm. Çünkü hani her uygulamaya nasıl diyeyim, her uygulama istediğiniz gibi çekim yapmayabiliyor. Burada ben sadece bunu örnek verdim. Eğer ki işte telefonunuz izin veriyorsa uzun pozlamaya, manuel ya da pro moduna geçin. Odaklamak istediğiniz alana dokunun ki telefonda odaklama daha kolay bir şekilde oluyor. Çünkü atıyorum ekrana dokunup o odakladığınız yeri kilitleyebiliyorsunuz. Oraya odaklanıyorsunuz. Telefonunuz izin veriyorsa eğer enstantane hızını 15, 20 ya da 32 yapın. Yakalamak istediğiniz ışığa göre de ISO ayarını yapın. Dediğim gibi yine şehir ışıklarının olduğu bir yerde iseniz eğer genellikle böyle hani 800 ISO gibi. Zaten telefonlarda sanıyorum 1600'e kadar en fazla çıkabiliyor. 800 ISO gibi bir değer sizin yıldız fotoğrafı çekmenize imkan sağlayabilir. Bunun dışında da işte fotoğrafı düzenlemek için yine mobil uygulamalar var. Lightroom'un özellikle bu konuda gerçekten ciddi anlamda bir telefonda düzenleme konusunda Lightroom yıldız fotoğrafçılığında çok kullanışlı bir uygulamadır. Bir de Snapseed var. Ben onu pek kullanmadığım için tam olarak bilmiyorum nasıl kullanıldığını. İstifleme ve işleme bizim asıl astrofotoğrafçılığın en zor kısmı burası. Bu kısımda aslında şöyle doğru istifleme yapmak da çok önemli. Bu işte istiflemeyi yaptıktan sonra işlemek de daha önemlidir ama öncelikle doğru şekilde istiflemek önemli. En önemli önceliğimiz bu. İstiflemek için dediğim gibi sekvoyatör ve işte başka uygulamalar da var çeşitli ve daha sonrasında Adobe Photoshop 2022 ve Lightroom gibi uygulamaları da kullanabiliriz. Bu bir fotoğraf. Altta da zaten yazdım. Canon 1200'de 18 mm 3,5 f değerinde 1625 saniyede işlemenin önemini göstereceğim size. Bu tek kare bir fotoğraf ve sıfır işlenme var. İşlendikten sonra da fotoğraf bu şekilde oluyor. Doğru işleme her zaman önemlidir. Şöyle tekrar göstereyim. Şu işlenmemiş hali. Bu da işlendikten sonraki hali. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Burada Instagram adreslerimiz falan var. Göz atmak isterseniz tekrar. Sormak istediğiniz bir soru varsa lütfen çekinmeden sorun. Size çektiğim birkaç fotoğrafı da göstereceğim. Yaptıktan sonra, soruları aldıktan sonra eğer varsa aklınıza takılan konular varsa mutlaka ama mutlaka sorun. Çekinmenize hiç gerek yok. Çünkü burada biz bizeyiz. Çok hani dediğim gibi çekinmenize hiç de gerek yok. Sesinizi açabilirsiniz ya da chat'e de yazabilirsiniz.
Az önceki mobil uzun pozlama programı iOS'ta var mı hocam? Bilmiyorum. Açıkçası daha önce hiç iOS'u kullanmadığım için hani araştırmanızı öneririm. Çünkü gerçekten bir fikrim yok. Android telefonlar için bu değerler ve bekleme süresi nedir? Var mıdır böyle değerler? Tabii ki var. Aslında bu verdiğim değerler genel olarak telefonların hepsindeki olan değerler. Hani eğer telefonunuz uzun pozlamaya uygunsa, yani buna izin veriyorsa, zaten dediğim gibi verdiğim ayarları kullanarak çok rahatlıkla fotoğrafı çekebilirsiniz. Bu kadar. Eğer dediğim gibi sormak istediğiniz sorular varsa mutlaka sorun. Yani cevaplayabilirim. Mobil uygulama önerisi Samanyolu, yani şöyle hocam, en son dediğim gibi o kamera FV5 vardı araştırıp baktığımda. Onun dışında böyle hani çok popüler olan bir uygulama görmedim. Araştırdım uzun bir süre ama dediğim gibi görmedim. Ama daha da araştırırım. Olmadı hatta gruba da yazabilirim. Çok hani şeyse zaten bu slaytı gruba göndereceğim ben. Hani takıldığınız ya da hani hatırlamak istediğiniz noktalar olursa diye. Photoshop hocam zaten zor. Gerçekten zor. Hani benim Photoshop'u tam anlamıyla öğrenmem yaklaşık 1,5 senemi falan aldı. Ama dediğim gibi mobilde Lightroom gerçekten çok iyi ve Snapseed de çok önemli. Çok iyi diyeyim. Yani işinizi görür en azından. Photoshop gibi meşakkatli bir uygulama yerine mobildeki işte Lightroom ya da Snapseed, yani tabii bir bakılması gerekiyor hocam. Tam olarak net bir şey de söyleyemeyeceğim. Çünkü ben fotoğraflarımı genellikle bilgisayar üstünde Adobe Photoshop'ta işlediğim için mobil uygulamalar hakkında hiçbir demeyeyim ama hani çok bir bilgim yok. İsterseniz size çektiğim birkaç fotoğrafı göstereyim Instagram hesabım üzerinden. Şu an görünüyor mu acaba ekranım? Oo, ben beyaz ekran görüyorum da. Tamam. Ben sayfayı bir yenileyeyim o zaman. Evet, yeniden ay işlemlenebilir. Tamam. Şimdi göstereyim hemen. Çektiğim fotoğrafları genel manada şu şekilde gösterirsem, bunlar benim meşhur, herkesçe bilinen döngü fotoğraflarım. Bu bir ay döngüsü fotoğrafı. Hatta şu an arkamda bulunan şu fotoğrafta da ay döngüsü var. Şu şekilde yaklaşık bir ay boyunca hiç uyumadan geceler boyu fotoğraf çektikten sonra birleştirip Photoshop programında birleştirip oluşturduğum bir görsel bu. Bu da geçen işte en sonki güneş tutulması, Türkiye'den izlenen parçalı güneş tutulması fotoğrafım. Yaklaşık 2 saat 31 dakika boyunca güneşin altında. Ve şöyle bir durum var. Ben bu fotoğrafı mesela işte fotoğraf makineleri için özel, bu işte güneş tutulmalarını çekmek için ND100 dediğimiz filtreler var. Ben otosanayide kendime ND filtre yapıp üstüne de röntgen filmi koyup bu fotoğrafı çektim. Çünkü o esnada böyle çareler tükenmişti tam anlamıyla ve dedim ki hani ne yapabilirim? En fazla bu şekilde çıktı ve bu fotoğrafı oluşturdum. Yine burada da yaşadığım yer ve aslında şu kısımda tam olarak var, Samanyolu çıkmaya başlamıştı. Şurada akrep takım yıldızı var. Dediğim gibi aslında bu nasıl diyeyim,
Gökyüzü fotoğrafçılığında en önemli şey aslında yıldızların konumu. Yıldızların konumunu öğrendikten sonra çekeceğiniz fotoğraflar tamamıyla şekil değiştiriyor. Mesela burada da aynı şekilde yine kapalı bir havada Orion fotoğraflamaya çalıştım ama çok başarılı olamadım tabii ki. Yine bu da kendimi artık kadraja koymaya başladım bir süre sonra. Burada Venüs şu kısımda da şu tam parmağımın ucunda da Jüpiter vardı. Tabii bu fotoğrafta görünmüyor o zaman çünkü buluşmayı şu, yani yaklaşık olarak 2-3 hafta önce şöyle buluşmaları vardı. Onu kaçırdım tabii ki, göremedim. Onun dışında şöyle ay fotoğrafları var. Yaklaşık bu da bir 2-3 saatimi alan bir şeydi. Her 5-10 dakikada bir ayın fotoğraflarını çekip bu şekilde renk skalasını oluşturdum. Onun dışında yine böyle gezegenlerin buluşmalarını çekmeyi, fotoğraflamayı çok seviyorum. İnanılmaz derecede seviyorum. O yüzden son zamanlarda gerçi buluşma var mı hiç bilmiyorum. Çok diyorum ya, uzun zamandır hava kapalı. Şu şekilde o bahsettiğim Satürn ve Venüs buluşması. Ayın eşliğinde tabii ki. Şu şekilde fotoğraflarını çekiyorum genelde. Genellikle daha doğrusu. Onun dışında istiflenmiş gökyüzü fotoğrafları böyle bu şekilde. Normalde yani normal zamanlarda şu Orion'un kemerindeki bulunan yıldızlar tek bir fotoğraf karesinde çok net bir şekilde görünmüyor. Ama doğru istifleme sonrasında çıkan görüntü bu şekilde oluyor genellikle. Yine aynı şekilde şurada yengeç takım yıldızının yıldız kümesi vardı, adını unuttum. Hatırlamıyorum şu anda. Burası mesela o günkü şartlardaki doğu kısmıydı. Doğuyu çekmiştim. Şu da bizim meşhur C 2022 300 ETF, herkesin merakla beklediği kuyruklu yıldız. Gece boyunca bütün bir gece ayakta durup konumunu tamamen manuel olarak saptadığım yıldızın benim açımdan çektiğim tek fotoğrafı aslında. Bütün diyorum ya, bütün gece uğraştım ve o gün de şansıma yaşadığım yerdeki bütün elektrikler gitti ve tamamıyla sıfır ışıkta müthiş bir fotoğraf yakalamıştım kendimce diyeyim. Bu da yine uydu fotoğrafları genellikle yani adını aslında hiç bilmediğim bir şekilde böyle hani uydular genellikle benim fotoğraflarımı böyle yarıyor. Çok böyle uyduların görünmesi burada çok mümkün. Açık gökyüzüne baktığımız zaman. Bu da uzay istasyonu. O bahsettiğim aralıklı fotoğraflar, işte birer saniye aralıklı fotoğraflar, işte bunun gibi fotoğraflar oluşturuyor. Yine ileride sanırım time-lapse fotoğraflarım var. Yine ay fotoğrafları bu şekilde birkaç gece üst üste çekip çıktığım fotoğraflar var. Bu da Orion nebulası. Çektiğim böyle aslında takıntılı olarak çektiğim tek uzay nesnesi diyebilirim. Derin uzay, daha doğrusu nebulası. Şurada normalde koşan adam nebulası da olması lazımdı ama elimdeki imkanlarla manuel olarak dediğim gibi ben bu Orion gibi derin uzay nesnelerini genellikle teleskop kullanmadan çekiyorum, imkanlarım dahilinde. Bu şekilde döngüler genelde yapıyorum ay fotoğraflarını çekip. Yine ay fotoğrafları var. Yine burada da işte yıldızların konumu yine her zamanki gibi önemli olduğunda, mesela açık, yani mesela hani bir gece çıktığınız zaman gökyüzüne baktığım zaman ben böyle hani şey gibi, biraz takıntılı gibi, hani gökyüzünde böyle hani yıldızlar sanki o takım yıldızının birbirine bağlıyormuş gibi, böyle yıldızlar arasında bağlantı varmış gibi şekiller çıkarıyor kafam. Yani böyle bakınca hani anlıyorum, aa bu işte arabacı, işte bu boğa, bu Orion. Annem bir gün bir gece benimle geldi ve benden bu yüzden korktu. Gökyüzüne bakıp bazı şeyleri sıraladığımı görünce benden ciddi anlamda korktu. Neden bilmiyorum ama. Yine burada da Jüpiter.
Ay buluşmalara. Genellikle zaten ayda bir kere buluşuyorlar. Ya doğuda ya batıda, ikisinden birinde mutlaka buluşuyorlar. İle daha aşağıda da sanırım vortex fotoğrafım. Bu benim yaptığım ilk yapay vortex. Tek bir fotoğraf üzerinden yaklaşık 500 kare fotoğrafı birleştirip bu fotoğrafı oluşturmuştum. Bu da Samanyolu yine. Dediğim gibi işleme ve istifleme burada çok önemli. Gerek yıldızların işte bakın şu kısımda yay takım yıldızının sanırım şeyi vardı. Yıldız kümesi. Oranın da bir yıldız kümesi var. Mesela bu yıldız kümelerinin netliği, açıklığı. Şurada zodyak kuşağı var mesela. Şu kısımda tam. Şehir ışıklarından uzak olduğumuz için kısmi olarak etkiledi ama genel olarak bu civarda çekebileceğim en iyi Samanyolu fotoğrafı diyebilirim bu. Bu da bir yapay vortex örneği. Yine kadraja kendimi sokmaya çalıştığım, gayret ettiğim bir fotoğraftı. Bunda da yaklaşık olarak 200'ü aşkın fotoğrafı birleştirdim sanırım tek bir fotoğraf üzerinden. Yine burada da Mars, şu o zamanlar daha doğrusu Boğa ve Orion civarındaydı. Onları çektim. Bunları fotoğrafladım daha doğrusu. Şöyle ay fotoğrafları var yine. Bu da çektiğim en iyi derin uzay fotoğrafı diyebilirim. Orion'un kemerindeki Anitak yıldızının yanı başında olan Alev ve Atbaşı nebulası ve altta da Orion nebulası var. Bunu çekerken gerçekten ciddi anlamda çok zorlanmıştım. Ama buna rağmen yine aynı şekilde Anitak yıldızının etrafını tekrar tekrar pozlayıp bu görüntüleri elde ettim. Ve teleskopunuzun olmaması sizin derin uzay fotoğrafı çekemeyeceğiniz anlamına gelmiyor bu arada. Yani bunun en büyük örneği benim. Övünmek gibi olmasın ama ciddi anlamda kendi fotoğraf makinemle, yani kendi fotoğraf makinemin sınırlarını zorluyorum aslında. Bu da yine benim çok sevdiğim güneş döngüsünün bir videosu. Bu şekilde bir şey oluşturmuştum, video oluşturmuştum Photoshop üzerinden yine. Tamamen aklıma eseni yapan bir insanım ben. Aniden böyle video yapma perileri gelince bana bir bakıyorum hemen yapıyoruz falan. Bu da yine ayın önünden uçak geçerken genellikle bunun için de uygulamalar var. Hangi uçağın ne zaman ayın önünden geçeceğini hesaplayan uygulamalar olduğunu duymuştum daha öncesinde. Ama bunlar tabii benimkiler manuel tamamen tesadüf olarak genellikle şey yapıyorum, fotoğraf çekiyorum. Bu da yine Samanyolu, bizim bu civarda. Hani eğitimde ne kadar işte desem de ağaç gibi nesnelerden uzak duralım diye benim bütün fotoğraflarımda ağaç var. Maalesef söylediğimi yapamıyorum. Öyle bir insanım. Terzi kendi söküğünü dikemiyor maalesef. Dediğim gibi yine çeşitli yine evimizin arka bahçesinden çektiğim Samanyolu fotoğrafları var bu şekilde. Kuş gözlemciliği yapıyorum demiştim. Şurada da kuşlarım var. Bir sürü kuş var. Ciddi anlamda bunun için de uğraş veriyorum. Yine şurada da yine bir gezegen buluşması var. Sabaha karşı genellikle ben çekim yapıyorum gün doğumunda. Ya zaten hani benim hayatım gündüz değil de gece başlıyor diyebilirim. Bu şekilde işte takvimle TÜBİTAK'ın mesela işte aylık şeyleri var. Bu gök olaylarını yayınladığı bir çizelge vardı. Oradan bakarak aslında ben bu işte buluşmaları falan hani vakitlerini belirleyip daha sonrasında fotoğraflıyorum. Fotoğrafları çekiyorum daha doğrusu. Aslında bu şekilde genel manada bunlar çektiğim zaten ilk fotoğraflar. Buluşma fotoğrafları dediğim gibi her zaman benim favorilerimdir. Ve hani zaten bu buluşmaları genellikle uzayla alakalı içerik paylaşan sayfalar genellikle birkaç gün öncesinden işte
başlıyorlar söylemeye. Hani işte ayın atıyorum 5'inde işte bütün gezegenler böyle bir sıra halinde olacak falan. Genellikle bu tarz haberler hızlı yayılıyor. Ve ben de zaten diyorum ya, gezegen buluşmalarını çekmek benim için gerçekten hani müthiş bir hani şey. Kendi nasıl diyeyim, amacım o sanki. Yıldız fotoğrafçılığına başlarken hani bu kadar çok gezegen buluşması çekebileceğimi söyleseler de inanmazdım. Bu da Ülker Yıldız Kümesi'nin kendim yine manuel olarak elle pozladığım ve istiflediğim fotoğraf genel manada. Tabii ki o istinilen, o hani hep kafamızda vardır ya, Ülker Bulutsuz'un o mavi bulutları böyle ışıkların etrafında yayılan. Onu maalesef şu anlık çekemedim diyeyim. Yani en fazla bu kadar oldu. Onun dışında şu şekilde elimde bulunan bir kompakt makineyle şurada Jüpiter ve uydularını çekmiştim. Bu hatta sanırım ilk çektiğim Jüpiter'in fotoğrafı olabilir uzaktan. Çünkü bu fotoğrafı çektiğim zaman gözlerime inanamamıştım. Uydularını da nasıl görebilirim diye. Ve daha sonrasında uyduların olduğunu anlayınca da bir süre oturup ağlamıştım. Ben bunu nasıl çektim diye. inanamamıştım kendi kendime. Bu da meşhur çilek dolunayı. Ya aslında yılın her dolunay evresine bir isim veriyorlardı. Ve Haziran ayıydı sanırım bunu çektiğim zaman. Haziran ayı olması lazım. O zamanınki de çilek dolunayı olarak adlandırılıyor ve gerçekten doğuşunda resmen kıpkırmızı oluyor. Yani ben buna inanmıyordum. Hani işte çeşitli isimler verildiği zaman hani neden bunu buna veriyorlar ki falan diye düşünüyordum, ama hakikaten doğruluk payı varmış. Onun dışında dediğim gibi bu şekilde genelde uzay istasyonunu şöyle ilk başladığım zamanlar tek kare fotoğraflarını çekiyordum şu şekilde. Daha sonrasında burada süper ay. Dünyaya en yakın konumda olduğu zaman bir seyahatim esnasında çekmiştim bunu da. Onun dışında böyle kuşlar ve ay aslında benim vazgeçemediğim kompozisyonlardan biri. Nerede bir kuş görsem hemen işte ay var mı diye böyle etrafa bakınıp ayla kuşları nasıl birleştirebilirim diye düşünüp çektiğim fotoğraflar. Bu da Photoshop uygulamasında üç boyutlu demeyeyim de karanlık tarafını da işte ortaya çıkarmaya çalıştığım bir fotoğraftı. İlk denememdi zaten bu. Hani bu şekilde arka planı da şu şekilde yaparak kendi çektiğim bir yıldız fotoğrafından yine yola çıkarak böyle bir kompozisyon elde etmiştim. Genel manada bu şekilde profilim. Genellikle ay fotoğrafları var. Ay döngü fotoğrafları var. Dediğim gibi gezegen, ay buluşmaları vesaire var. Evet, şimdilik bu kadar. Dediğim gibi sormak istediğiniz ya da aklınıza takılan bir nokta olursa mutlaka bana sorun. Sormaktan da lütfen çekinmeyin. Çünkü ben bunun için buradayım. Size yardımcı olabilmek adına buradayım. Dediğim gibi sorularınız olursa mutlaka şu anda da sorabilirsiniz ya da daha sonra da sorabilirsiniz. Ben genellikle geceleri ayakta olduğum için müsait oluyorum. Dediğim gibi aklınıza takılan ya da anlamadığınız noktalar varsa çekinmeden tekrar tekrar bana sorabilirsiniz. Güneşin altında Samsun ne kadar kötü olabilir? Aslında bazen çok acımasız olabiliyor hocam. Samsun'da da olsanız tabii Adana'yı geçemez, ama ciddi anlamda bazen bizi de canımızdan bezdirdiği zamanlar oluyor tabii ki. Teleskop olmadan çekildiğini düşünürsek çok iyi fotoğraflar. Sağ olun hocam. Bakalım işte. Şimdi ablamın düğünü var. Ablamın düğününü atlattıktan sonra ben de kendime bir teleskop alacağım. Bakalım işte cumartesi günü bir atlatabilirsem ondan sonra teleskobu alıp bu sefer işte yay takım yıldızındaki nebulaları fotoğraflamak istiyorum. Tirifit, Omega ve birkaç tane daha nebula olması lazım o civarda ve hani onların ciddi anlamda çekmek istiyorum artık. Ben de sizlere çok teşekkür ederim. Dediğim gibi sormak istediğiniz,
aklınıza takılan veyahut işte ben bu noktayı anlamadım hani bir daha anlatır mısınız ya da mantığı nedir şeklinde kafanızda sorular varsa mutlaka bana sorun. Sormaktan çekinmeyin. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Bana vakit ayırdığınız için, zaman ayırdığınız için. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Ben yani dediğim gibi aklınıza takılan tekrar tekrar söyleyeceğim bunu çünkü ilk ben çünkü astrofotoğrafçılık eğitimimi aldığımda aklıma takılan çok fazla soru vardı ve kime sorduysam kimse bana yanıt vermemişti o zamanlar çok amatör olduğum için dediğim gibi istediğiniz şekilde sorabilirsiniz soruları. Ben burada yanıtlamak için hazır beklerim. Sorun yok yani. Özelden yazanlar olmuş. Bakalım hemen. Bana Varsa. yazmışlar ya da Begüm'e yazmışlar da Derya, o sana gelmemiş sanırım. O yüzden şeydim. Bir şeyler sorulmuş da gruptan. Ve bu fotoğrafları ve Instagram hesabını gruba atabilir misin denilmiş özelden. Tamam, atarız, sorun yok. Yani istekleriniz dahilinde her şey olur. Sorun yok, sıkıntı yok. Hani çünkü paylaşmaktan çekinmem. Hani çekineceğim bir durum yok çünkü. Teşekkür ederim. Samsung marka bir telefon model adıyla eğitime katıl. Tamam. Bu arada teşekkürler. Gök olayları yıllığından atan arkadaşımıza çok teşekkür ederim. Çünkü ciddi anlamda o TÜBİTAK'ın yayınladığı Gök Olayları Yılı ciddi anlamda bir rehber oluşturuyor size. Ya da daha da hani ileriye götürmek gerekirse bu işte eğitimin başında bahsettiğim gökyüzü uygulamaları da sizi ciddi anlamda öğretiyor bazı şeyleri. Mesela ben hani sürekli telefon elimdeyken ya benim telefonum aslında şöyle hani insanların telefonlarında işte Instagram falan yüklü olur. Ama ben de sürekli işte bu gökyüzü uygulamaları falan oluyor genelde. Annem telefonumu böyle hani eline alınca hiçbir şey anlamadığı için direkt kapatıyor. Sen bunu al diyor böyle. Ben anlamam diyor. Dediğim gibi istediğiniz her platformdan yazabilirsiniz. Instagram, WhatsApp veya şu anda da sorabilirsiniz. Ben sunuyu gruba atacağım. Yine dediğim gibi tekrarlamak isterseniz ya da çekmeye başlarsanız astro fotoğrafı heveslenirseniz mutlaka hani böyle kafanıza takılan noktalar olur. Hem bir rehber olması açısından hem de sizin kafanızdaki soru işaretlerini gidermesi açısından dediğim gibi gruba atacağım. Tekrar tekrar söylüyorum kusura bakmayın. Şimdilik benden bu kadar diyeyim o zaman. Sorularınız yoksa eğer. Teşekkürler. Ben kendi adıma teşekkür edeyim. Bu eğitim kaydını da Begümler yükleyecek muhtemelen. Tamamdır. Ve önerileriniz varsa bunları da dinlemek isterim. Hocam hani şurayı çok hızlı atladınız ya da bu şu kısmı daha geniş çerçevede anlatabilirsiniz dediğiniz kısımlar varsa da mutlaka bana yazın. Ya da şu anda da söyleyebilirsiniz dediğim gibi. Şey olabilir belki, ne olabilir? Yarın herkes Venüs'ü çekip atabilir. Hava açacak. Evet olabilir aslında denenebilir. Çok Gruba güzel da olur aslında. yazarız. Telefonla ya da işte fotoğraf makinesi bulunan arkadaşlar deneyebilirler kendilerini çok rahatlıkla. Hani ilk fotoğraflarınız sizde ciddi anlamda hayal kırıklığı yaratabilir ama üzülmeyin. Çünkü gerçekten denemeden ve tekrar etmeden bazı şeyler olmuyor. Ciddi anlamda ben çünkü çektiğim ilk yıldız fotoğrafı bulanık. Sadece ortada böyle değerleri kafamda oturtamadığım için ciddi anlamda kendim açısından berbat bir fotoğraf çektim. Ama bu beni ileriye itti. Hani ben bunu daha iyi nasıl yapabilirim? Nasıl olabilir? Falan hani bu şekilde kendime sorular sorarak ve şöyle hani sürekli internetten mesela Türkçe bir kaynak yok astrofotoğrafçılık üstüne. Bu çok vahim bu durum aslında. Böyle hani YouTube'a girdiğiniz zaman birkaç işte kişi dışında böyle işte astrofotoğrafçılığı derinlemesine
anlatabilen bir kanal yok. Hepsi yabancı. Bu beni mesela çok üzüyor. Bir ara şey dedim, acaba astrofotoğrafçılık üstüne YouTube kanalımı açsam bütün Türkiye'ye böyle bilgi saçmak adına. Sonra dedim ki benim çok işim var. Ben hiç uğraşamayacağım. İlk başta dediğim gibi hayal kırıklığına tabii ki uğrayabilirsiniz. Çok normaldir. Çünkü ilk denemede mükemmel astrofotoğrafı bilmiyorum. Çok zordur. Hani çok tabii yine size şey yapmayayım ama hani ben yani en azından kendi açımdan söyleyeyim. Ben astrofotoğrafçılık eğitimi aldıktan sonra çektiğim ilk fotoğraf benim için hayal kırıklığıydı. Hatta fotoğrafı bulabilirsem sizlere de göstereyim. Ciddi manada diyorum ya, hayal kırıklığıydı. Hatırlamak dahi istemiyorum bazen o fotoğrafı. Bizi motive eder ve Ama mutlu eder. Kötü bir fotoğrafını göstersem. dur, Ama bu kadar o bile kötü ilk çekmiş falan. Ben mutlu olurdum şahsen. ya şöyle, ilk çektiğim ve son çektiğim fotoğraf arasındaki farkı göstereceğim ve hani hemen bulayım. Biraz vaktinizi alacağım, kusura bakmayın. Ben yani herkesin profesyonel bir cihazı olmadığı için o yüzden ben mobil uygulama ağırlıklı kafam çalışıyor bu işlere. Ama tabii profesyonel kamera nerede profesyonel kamera işe yaradığını anladım şeyde bu Jüpiter uydularını çekmişsin. Evet. O gerçekten Onlar büyük olay ciddi. çünkü bayağı 15-20 santim mercekli bir teleskopla öyle görünüyor normalde. Ya benim elimde şu anda hatta fotoğraf makinelerim de aslında yanımda. Her an hava açar da ya hani yıldızları görürsem diye aslında şeyde bekliyorum, böyle hani tetikteyim aslında. Hani her an çekip çıkabilirim gibisinden hani. Ama hava bugün de bizi üzüyor ve ciddi anlamda yine hava kapalı. Uzun bir sürede muhtemelen kapalı olacak. Gerçi Karadeniz'in kaderi bu yani. Sürekli yağmur yağıyor. Bir astrofotoğrafçı için yanlış coğrafya gibi geliyor. Aslında Açık gün hocam sayısı az çünkü bayağı. o kadar az ki bazen ağlatıyor hocam beni yani, ciddi manada hani diyorum yani başka yere mi yerleşsem, sonra diyorum yani kim yerleşecek, o üşengeçlik durumu olmasa zaten çoğu şeyi halledebilirdim de, işte hepimizin aslında bazı şeylere üşendiği zamanlar oluyor. Şu anda çektiğim ilk fotoğrafı buldum. Yüklenirse eğer. Hemen göstereceğim yüklenirse. Erzurum'da bile açık gün sayısı çok fazla. Doğrudur hocam. O Yani yüzden Türkiye'nin en büyük teleskobu orada şimdi. şimdi çektiğim ilk fotoğrafı gösterebiliyorum arkadaşlar size. Bunu yani kendime hiç yakıştıramıyorum ama Çok ayıp ilkin diyormuş. günahı olmaz derler. Gördüğünüz üzere çektiğim ilk fotoğraf buydu aslında. Şurada Jüpiter var. Yıldızların netliği sıfır. Tamamen bir bokeh etkisi var. Fotoğrafın renkleriyle o kadar oynamışım ki şu yıldızlar masmavi çıkmış. O kadar oynamışım ki, o kadar, çünkü tecrübe yok, hiç sıfır olduğu için. Dediğim gibi çektiğim ilk fotoğraf buydu ve dediğim gibi ilk fotoğraflar genelde hayal kırıklığı yaratsa da sonradan alışıyorsunuz çekmeye falan. O yüzden dediğim gibi. Bu yıldızların mavi olması demek aslında yıldız bayağı yıldız spektral tipi her şey değişiyor. Yani aslında en Evet. sıcak yıldızlar mavi yıldızlar. Dolayısıyla bayağı yıldızın türü değişmiş oluyor. Ama bizim Bir elimizde dakika, ben şey kendimi mi paylaşıyorum şu anda? olabilir. Bizim paylaşacağımız şeyler, fotoğraflar bundan daha kötü olacak gibi geliyor. Yani şöyle hocam, yani Birazcık zaman sesinizi geçtikçe kapatabilir misiniz? bir sor artık. Bekliyorum ki bizlere, bak burada Ya da ışıklar Derya sen tutuyor. kapatabilir misin Gamze Hoca'nın sesini? Tamam. Ha, tamam. Şöyle diyeyim. Çektiğim ilk fotoğraftan sonra fotoğraflarım şu fotoğraflara evrilmeye başladı yavaş yavaş zamanla. Her şey dediğim gibi biraz zaman, biraz emek, Bir de biraz gökyüzünü sabırla tanımak olacak. ya. Şimdi öğretmenler okula teleskop alıyor. Ben de gökyüzünü tanımadan Evet almadım. evet. Yani çünkü çok kolay bıkar insan. Teleskopla bir şey bulmak zor. Gökyüzünü tanımadan. Evet.
Mesela bu da Andromeda, meşhur bize yaklaşmakta olan Andromeda. Mesela bunu bile hocam bazen bulmak o kadar zor oluyor ki. Hani acaba neredeydi falan oluyorum. Ondan sonra diyorum kraliçeyi bul, sonra oradan devam et. Bu şekilde. Bu Zaten galaksiyi görmek için biz asla bu galaksiye bakmıyoruz. Hemen yanına bakıyoruz ki görebilelim. Öyle bir optik olay var. Yanına bakınca görünüyor. Öyle bir şey var. Araştırırsanız biraz gözle yapısıyla ilgili bir şey sanırım. Yani dediğim gibi her şey sabırla ve Kesinlikle. emekle oluyor. Kesinlikle. Olsun, en azından başlangıç düzeyinde bir şeyler öğrenmiş olduk. Yani en azından o ISO değerleri bile benim bazı mobil uygulamalarda çıkıyor. İndirdiğim fotoğraf uygulamalarında en azından onlar bile bir şey çekmek, yani gökyüzünü düz sadece gökyüzünü çekmek için bile işe yarayabilir. Kesinlikle. Umarım sizin için faydalı olmuştur bu eğitim. Umarım. Yine dediğim gibi sormaktan çekinmeyin aklınıza takılan noktaları ve dediğim gibi tekrar söylüyorum, sunuyu gruba atacağım. Oradan kaynak olarak kullanabilirsiniz. Ya da böyle işte astrofotoğrafçılığa merak duyan arkadaşlarınız varsa o sunuyu atabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. PDF olarak atabilirsen son olarak onu söyleyeyim. Teşekkürler. İyi olur. Web Tamamdır hocam. sitesine de gömerler hem. İnsanlar da daha kolay erişir. Tamamdır hocam. Hatta şey bile yapabiliriz. Sitede bile paylaşabiliriz hocam. Oraya Hani genel. gömmeyi düşünüyorlarmış zaten. O yüzden dedim hani embed bir şey yapmayı düşünüyorlar. Tamam hocam. Ben dediğim gibi PDF haline getirir, gruba atarım. Zaten hemen Tamamdır. birazdan hemen hallederim. Teşekkür ederiz. Ne demek? O zaman herkese iyi akşamlar diyorum. Zaten yavaştan gitmeye başlamış herkes. Görüşürüz. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Umarım sizi biraz olsun heveslendirmişimdir. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.